Herkese selam. Türkiye piyasasına yeni giren bir ürünle daha karşınızdayız. Schneider'ın yeni ürünlerinden birini daha inceleyeceğiz. USB'li uzatma kablosu. Bu ürünü 3faz.com sitesinden sipariş edebilirsiniz. Aydınlatma elemanları gibi elektriğe dair yeni çıkan tüm ürünleri 3faz.com'da bulabilirsiniz. Yaptığınız yorumlar bizim için çok önemli. İncelememizi istediğiniz yeni ürünleri yorum olarak yazabilirsiniz. En yeni ürünleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın diyor. İncelememize geçiyoruz. Kablomuzun uzunluğu 3 metre. 5 tane dişi prizimiz var. En ilgi çeken yanı ise 2 adet dişi USB'sinin olması. Artık telefon vesaire şarj ederken sadece kablo yeterli olacak. Prizlerden ikisini de şarj için boşa işgal etmemiş olacağız. Mesela iPhone 7 şarj aleti 1 amper. USB'ler maksimum 2.4 amper veriyor. Yani tek takarsanız 2 amper alacaksınız demek. Eğer 2 tane takarsanız da normal şarj aletinde olduğu gibi 1 amper çıkış alacaksınız. Hızlı şarj kablosu ve hızlı şarj olabilen bir telefon kullanacaksanız 1 tane USB'yi kullanmanız gerekiyor. Böylece 2 amper çıkış alabileceksiniz ama ikisini de takarsanız normal bir şarj aleti kadar yani 1 amper işinizi görecektir. Bu ürünü bir an önce açmak istiyorum. Bu bant nasıl bir bant ya? Çok enteresan. Şükür bitti bu sefer. Kablo hakikaten kalın. Herhangi bir uzatma kablosundan daha kalın ve güvenli hissi veriyor. Polipropilen diye bir malzeme yapılmış. 145-195 dereceye kadar dayanıyor. Sonra tabii eriyor. Yapacak bir şey yok. İçinden elektrik geçerken ısındı. Yangına sebep oldu diye bir şey söz konusu değil. Ayrıca içinde cıva kullanılmamış. Tamamen çevre dostu bir ürün elimizde var. Güzel bir beyaz renginde. Şurayı da açalım. Bu ürünün genel bilgileri var. Şurada ve burada. Gördüğünüz üzere bunu duvara monte etmek için kullanabiliyorsunuz. Delikleri burada gösterildiği gibi doğru ölçerek koyduktan sonra vidaya geçirip hafif hareket ettiğinizde burada yuvasına giriyor ve duvarda ya da herhangi bir yerde monte edebiliyoruz. Ayrıca bu aparat var, askı aparatı. Hani bu daha kalıcı duvara monte etmek için. Ama mesela duvarda öyle vida var, asayım işim hallolsun ya da bir çalışıyorsunuz uzatma kablosunu bir yere takmanız gerekti. Hemen bunu direkt geçirip gayet güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hatta ters senaryo da geçerli. Bu şekilde de asıp bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Bu güzel bir aparat olmuş. Ürün gerçekten sağlam his veriyor. Sert plastik, mat şeyler benim hoşuma gidiyor. Uğraşıyorum. Yok bana mısın demiyor. Bütün gücümü şu anda çeviriyorum ama yok bir şey. Şimdi burada açma kapama tuşumuz var. Burada bir ışık yanacak birazdan kullandığımızda. Televizyon bağlı, modem bağlı, ne bileyim uydu bağlı. Ne yapacağız? Bütün hepsini tek tek mi çekeceğiz? Bunu ulaşamayacağımız bir yerde olduğunu düşün. Buna basarak kapatıyorsunuz ve olay bitiyor. Ve de yanlışlıkla basma durumumuz da söz konusu değil. Çıkıntılı bir ürün kullanılmamış. Neymiş efendim? İyice nokta atışı içeri böyle parmağımızı dokundurmamız gerekiyor. Bunun çok güzel bir özelliğinden bahsedeceğim. Ya burayı kullandık zaten. 5 watt. 2.4 amper. İkisini kullanırsanız 1 ampere düşecek ki zaten normal bir şarj aleti şurada görebilseydiniz ya 1 amper olduğunu zaten görecektiniz iPhone'un şarj aleti. Burada gördüğünüz şu deliklerin içindeki bu gri kısım görebiliyor musunuz bilmiyorum. Çocuk koruması için. Böyle yeğeniniz geldi. Mesela çocuğunuz Allah korusun aldı eline tornavidayı sokmaya çalışıyor. Deliğe denk getirdi ama iyice güç harcaması lazım. Şuradan iyice güç harcamadan ürün girmiyor. Hatta bakınız prizi bir yetişkin bile sokarken hafif böyle bir ses duyuyor musunuz? O açılıp kapanma sesi. Hafif bir güç harcamak gerekiyor. Yani böyle normal prizlerde olduğu gibi laps diye kayarak girmiyor. Hem bu girdiği zaman prizin düşmesine engel olur. Mesela astığınızı düşünün askı aparatıyla. Prize bir şey taktım laps diye çıktı. Ben ne anladım o işten? Tabii o işin diğer kısmı. Önemli olan burada güvenlik. Çocuk güvenliği olması çok önemli. Evinde küçük çocuk olanlar bilir. Prizlerden çocukları elektrikten korumak için böyle aparatlar takılır. Bunun içine sokarsın da böyle başta onu çıkarman gerekir. Sonra bunun deliğe ulaşabilirsin. Deliği kapatan hem kötü gözüken. Bu olduğu zaman kendinden çocuk koruması olması bence bunun 10 numara alet yapıyor. Evine sıkça çocuk gelenler, çok fazla yeğeni kolu komşusu olanlar ve kendi çocukları olanlar kullansınlar. Boyutlara gelirsin. 33 santim, 5 santim genişliğinde, 4 santim de derinliği var. Eğer salonda falan böyle ya da oturma odanızda gözüken bir yerdeyse yani görüntüsü de güzel yapmışlar. Şu anda kapalı. Bir daha basınca ışık geliyor. Şu anda çalıştığını gösteriyor bu. Şimdi kapalı tabii. Basıyoruz. Şarj oldu. Ve şurayı deneyelim. Dolmaya başladı. Diğer tarafı deneyelim. Direkt dolmaya başlıyor. Çok güzel çalışıyor. O kadar ürün tanıttım. Favorim bu oldu diyebilirim. Bazen bu prizi ters taraflara takıyoruz, ulaşamıyoruz. Ve hani yanlışlıkla ayağım çarptı. Yok mesela oradan bir şey çektim. Bu ters döndü. Üzerine düştü. Açma kapama tuşu dışarıda olsaydı kapanacaktı. En azından böyle düz olması. Daha kullanışlı olmuş USB. Boşuna yer öldürmüyorsun. Direkt buraya takıyorsun. 5'i birden kullanılabilir. Schneider 3 metre USB'li uzatma kablosu satın alma bağlantılarını
bu videonun açıklama kısmına ekledim. 3faz.com hizmet kalitesiyle bu ürünü güvenli bir şekilde temin edebilirsiniz. Yapacağınız yorumları dört gözle bekliyorum. Bu ürünü kullandıysanız, kendi tecrübelerinizi paylaşırsanız mutlu oluruz. Bir dahaki ürün tanıtımında görüşmek üzere, huzurla kalın.